Namazdan sonra dua. Sual. Namaz bittikten sonra neler yapılır? Cevap. Yalnız kılmış olan veya imamla kılan kimse, selamın akabinde, Allahümme entes selamü ve minkes selamü tebarekte ya zel celali vel ikram der. Bundan sonra üç kere, Estağfirullah el azim, ellezi la ilaha illa huvel hayyel kayyume ve etübi ileyh der. Buna istiğfar duası denir. Sonra ayet-el kürsi okunur. 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah ve 33 kere Allahu Ekber denir. Bir kere La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir denir. Bunların arasına başka dualar karıştırmak bidat olur. Sonra eller kaldırılıp dua edilir. Duadan sonra amin denir ve eller yüze sürülür. Hadis-i şerifte 5 vakit farz namazdan sonra yapılan dua kabul olur buyuruldu. Sual. Duadan sonra okunacak sure ve zikirler nelerdir? Cevap. 11 kere İhlas-ı Şerif, 1 kere Kul-e-Uzüler okunur ve 67 Estağfirullah denerek 70'e tamamlanır. 10 kere Sübhanallah ve bihamdihi Sübhanallahil Azim denir. Sübhane Rabbike ayeti okunur. Sual. Hacda gördük. Bazıları tesbih çekmeden, dua etmeden kalkıyorlar. Namazdan sonra toplu olarak tesbih çekmek, imamın duasına amin demek bid'at diyorlar. Bunlar bid'at midir? Cevap. Cemaatin imamla birlikte sessizce dua etmeleri efdaldir. Ayrı ayrı dua yapmaları ve dua etmeden kalkıp gitmeleri de caizdir. Ama bunu adet haline getirmemelidir. Hem imamın duasına amin demeli, hem de kendimiz dua etmeliyiz. Bid'at olan sadece müezzinin komut etmesidir. Tesbih çekmek, dua etmek bid'at değildir. Din kitaplarında ifadeler şöyledir. Farzı veya son sünneti kılınca, imamın sağa sola veya cemaate dönmesi müstehaptır. İşlerini görmesi için hemen gitmesi de caizdir. Hadis-i şerifte her namazdan sonra üç kere Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa huvel hayyel kayyume ve etübi ileyh okuyanın bütün günahları affolur buyuruldu. İstiğfardan sonra ayet-el kürsi ve 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah ve 33 kere Allahu Ekber ve bir kelime-i tehlil yani la ilahe illallahü vahdehü la şerikele okumaları ve ellerini göğüs hizasına kaldırarak dua etmeleri de müstehaptır. Merakıl Felah Tahtavi. İmam ve cemaatle beraber kollarını az ileriye uzatıp ve göğüs hizasına kaldırıp, avuçları tam açık olarak semaya çevirip dua et ve amin de. Ey oğul ilmihali! Aminle ilgili 4 hadis-i şerif meali şöyledir. Bir cemaat topluca dua eder. Bir kısmı da amin derse Allahü Teala o duayı kabul eder. Dua edenle amin diyen sevapta ortaktır. İmam duada cemaati hariç tutmasın. Hariç tutarsa onlara hıyanet etmiş olur. İmam amin dediği zaman siz de amin deyin. Çünkü birinin amin demesi meleklerin amin demesine tesadüf ederse onun geçmiş günahları mağfiret olunur. Cemaatin imamla tesbih çekmesi ve dua etmesi bid'at değil, müstehaptır. Nimet-i İslam. Sual. Namazdan sonra okunması gereken dualar nelerdir? Cevap. Namazlardan sonra okunması gereken belli dua yoktur. Herkes ihtiyacına göre dua eder. Hep aynı duayı okumak da uygun değildir. Ne istediğini şuurlu olarak bilmek gerekir.
ne istediğinin farkında olmadan dua etmek uygun olmaz. Belli şeyleri ezberleyip şiir okur gibi dua etmek mekruhtur. Dua uyanık kalple ve sessiz yapılmalı. Duayı yalnız namazlardan sonra ve belli zamanlarda yapmak da mekruhtur. Her fırsatta dua etmelidir. Mesela şöyle dua edilebilir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, kıldığımız namazları kabul eyle. Ahir ve akıbetimizi hayır eyle. Son nefesimizde kelime-i tevhid söylememizi nasip eyle. Ölmüşlerimizi af ve mağfiret eyle. Allahümme afir, verham ve ente hayrur rahimin. Teveffeni müslimen ve elhikni bissalihin. Allahümme afirli veli valideyye velil müminine vel müminat. Yevme yekumul hisab. Ya Rabbi, bizi şeytan ve düşman şerrinden ve nefsi emmaremizin şerrinden muhafaza eyle. Evimize iyilikler, hayırlı ve bereketli rızıklar ihsan eyle. Ehli İslam'a selamet ihsan eyle. Din düşmanlarını kahr ve perişan eyle. Kafirlerle cihad etmekte olan Müslümanlara imdad-ı ilahiyenle imdad eyle. Allahümme inneke affüvün kerimün tuhibbül affe fa'fü anni. Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle. Allahümme inni es'elüke sıhhate vel afiyete vel emanete ve husnel hulki ver rıdae bil kaderi bir rahmetike ya erhamer rahimin. Riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, beladan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm görmekten, azdıran zenginlik ve azdıran fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşman galebesinden, kötü huydan, bid'at işlemekten, dalalete düşmekten, ihlassız amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, erzeli ömürden, ölürken gelecek fitnelerden, dinimize, dünyamıza zarar verecek şeylerden bizleri koru. Hakiki iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalp, zikredici bir dil, kaza ve kadere rıza gösteren hayırlı bir ömür, az yemek, az uyumak, az konuşmak, az gülmek ve çok hizmet etmeyi, kabir azabından ve ahiret dehşetinden kurtulmayı, ömür boyu rızana uygun iş yapmayı, şehit olarak ölmeyi ve son nefeste ehl-i sünnet itikadına uygun bir iman ve tevbe nasip eyle. Ya Rabbi, kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini, sevgine kavuşturacak amellerin sevgisini nasip eyle. İlmimizi, ihlasımızı, kabiliyetimizi artır. Muratlardan, muhlaslardan olmamızı nasip eyle. Cömert ve isar sahibi kullarından eyle. Ana babamıza ve evlatlarımıza ve akraba ve ahbabımıza ve bütün din kardeşlerimize hayırlı ömürler ve güzel huy, aklı selim ve sıhhat ve afiyet, rüştü hidayet ve istikamet ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala, Allahümme barik ala, Allahümme Rabbena atina, velhamdülillahi Rabbil alemin, estağfirullah, 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 estağfirullah el-azim, el-kerim, el-lezi la ilahe illahu, el-hayyel-kayyume ve etübi ileyh. Duada geçen kelimelerin açıklaması. Riya, iki yüzlülük, Allah'tan başkası için ibadet etme. Nifak, münafıklık. Şikak, uyuşmazlık. Nefsi emmare, kötülük yapmak isteyen nefs. Rüştü hidayet, doğru yolu arayıp bulma. İstikamet, doğru yol. Kelime-i tevhid, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah sözü. Erzeli ömür. Başkalarına muhtaç olunan sıkıntılı ihtiyarlık dönemi.
Murat, seçilmiş kimse. Muhlas, devamlı ihlas sahibi. İsar, cömertlik, kendine ihtiyacı olmayan şeyleri vermek, İsarsa kendine gereken şeyleri vermektir. Yani başkalarını kendine tercih etmektir. Sual, hadis-i şerifte sabah akşam Haşr suresinin son 3 ayetini okuyan şehit olarak ölür buyurulduğu için, sabah akşam Haşr suresinin sonunu okuyorum. Camide kıldığım zaman imam okuyor, biz dinliyoruz. Ben okumasam yine aynı sevaba kavuşur, şehit olarak ölür müyüm? Cevap, Kur'an-ı Kerim'i okumak sünnet, dinlemek farzdır. Dinleyen, okuyandan daha fazla sevap aldığı için ayrıca okuması gerekmez. Her gece Amener Resulü'yü okuyan da imamdan dinlemişse onun da okuması gerekmez. Sual, hadis-i şerifte sabah ve akşam namazlarından sonra Haşr suresinin Hüvallahüllezî'den itibaren son 3 ayetinin okunması bildiriliyor. Halbuki çok yerde Lev Enzelna'dan okunuyor. Yine hadiste namazlardan sonra 10 ihlas okunması bildirilirken siz 11 ihlas okunacağını bildirdiniz. Niçin böyle yapılıyor? Cevap, bir hususta birkaç rivayet varsa en faziletli olanını seçmek iyi olur. Haşr suresinin sonunu Lev Enzelna'dan okumak daha iyi olur. Namazdan sonra 10 veya 11 ihlas okunması bildirilmiştir. 11 defa okumak daha iyidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, sabah namazından sonra 11 defa ihlas okuyan Müslümana cennette bir burç verilir. Bu hadis-i şerif Ramuz'un 382. sayfasında vardır. Sual, bir hadis-i şerifte sabah namazını kılıp iki dizinin üstünde otururken bağdaş kurmadan ve konuşmadan 10 defa La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huve ala külli şeyin kadir okuyanın o gün her türlü kötülükten ve şeytanın şerrinden korunacağı ve birçok sevaplara kavuşacağı bildiriliyor. Ayağında ağrısı olan bağdaş kurup okusa, camiden çıkarken yolda okusa veya sandalyeye oturup okusa aynı sevaplara kavuşur mu? Cevap, bir işin ruhsat ve azimet tarafı olur. Hadis-i şerifte bildirilen şekil en uygun olanıdır. Kur'an-ı Kerim'de iki diz üstüne oturup kıbleye dönerek edeple okunur. Fakat ihtiyaç olunca sandalyeye de oturup okunabilir. Yolda giderken ezbere okunabilir. Dualar da böyledir. Bir ihtiyaç yokken dizüstü oturup okumalıdır. Ayakları ağrıyanın veya uyuşanın bağdaş kurup okumasında mahsur yoktur. Yolda da sandalye üzerinde de okumak caizdir. Eftal olanı bildirildiği şekilde edebe uygun okumaktır. Sual, namazdan sonra istiğfar nasıl okunur? Cevap, namazdan sonra 3 kere estağfirullah denir. Fakat ve etübi ileyhe kadar okumak daha iyidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, her namazdan sonra 3 defa estağfirullah el azim ellezî la ilahe illâ huvel hayyel kayyûme ve etübi ileyh okuyanın bütün günahları affolur. Bu istiğfarı müezzinin yüksek sesle okumasının bid'at olduğu El-İbda kitabı sayfa 59'da yazılıdır. Sual, namazdan sonra edilecek dualardan birkaçını yazar mısınız? Cevap, namazdan sonra edilecek dua çoktur. Bir tanesini bildirelim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ya Muaz, vallahi seni seviyorum. Her namazdan sonra şu duayı bırakmadan oku. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetike. Ya Rabbi, seni zikretmeyi, sana şükredip güzel ibadet etmeyi bana nasip eyle mealindedir. Taberani'de bildirilen, günde 25 kere erkek ve kadın müminlere dua eden, kendisi için dünyaya rızık ihsan edilen ve duası kabul olanlardan olur hadis-i şerifindeki müjdeye kavuşabilmek için aşağıda bildirilen duayı okumalıdır. Günde 25 defa Allahümme afilli veli valideyye
veli üstaziye, velil müminine vel müminat, vel müslimine vel müslimat, el ahyai minhum vel envat, bir rahmetike ya erhamer rahimin okuyan abidlerden olur. Allahü Teala bu kimsenin kalbinden kin ve hasedi çıkarır. Ona bütün müminler adedince sevap yazılır. Kıyamette bütün müminler, ya Rabbi, bu kulun bizim için istiğfar okurdu, sen de onu affeyle derler. İçinde bulunduğumuz halede şükretmek gerekir. Mesela şöyle demelidir. Elhamdülillahi ala külli hal, sivel küfri ve dalal. Küfür ve dalalet hariç her halimize hamdolsun. Şöyle bir ifade de var. Elhamdülillahi ala külli hal ve eûzü billahi min hali ehlin nar. Her halükarda Allahü Teala'ya hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allahü Teala'ya sığınırım. Sual: dua ederken eller yüze karşı eğik mi tutulur? Cevap: dua ederken avuçlar yüze karşı değil, semaya karşı açık, iki el aralık ve göğüs hizasında, kollar yere ve birbirine paralel olmalıdır. Kadın dua ederken ellerini ileri uzatmaz, yüzüne karşı eğik tutar. Şimdi birçok erkek böyle kadınlar gibi dua ediyor. Sual: namazdan sonra dua ne zaman yapılır? Cevap: dua tesbihler çekildikten sonra yapılır. Sual: namazdan sonra hep aynı duayı okumak mekruh mudur? Cevap: şuurla, uyanık kalple okunursa, hep aynı dua olsa da mekruh olmaz. Bir duayı ezberleyip şiir okur gibi okumak mekruhtur. Yani ezberlenen şeyi papağan gibi tekrar etmek mekruhtur. Ama ne istediğini bilerek aynı şeyleri istemek mekruh olmaz. Sual: Allahümme entes selam sadece farzlardan sonra mı okunur? Bir de her namazdan sonra istiğfar okunur mu? Cevap: farz, vacip, sünnet ve nafileden, yani her namazdan sonra selamı müteakip, Allahümme entes selam ve minkes selam, tebarek de yazel celali vel ikram denir. Son sünnet kılındıktan veya en son namaz kılındıktan sonra 3 kere estağfirullah el azim, ellezî la ilahe illâ huvel hayyel kayyûme ve etûbi ileyh denir. Ondan sonra ayet-el kürsi okunup tesbihler çekilir ve dua edilir. Dua ederken, ya Allah, ya Allah, ya hayyu, ya kayyûmü, ya zel celâli vel ikram, es'elüke en tuhyiye kalbi bin nuri marifetike ebeden, ya Allah, ya Allah okumak çok iyi olur. Sual: güneş doğarken ve güneş batarken tesbih ve dua etmekte mahsur var mı? Cevap: mahsuru yok. Sadece sabah namazı güneş doğarken kılınmaz. İkindi namazı güneş batmadan başlanırsa güneş battıktan sonra devam edilir. Sual: akşam ve sabah namazından sonra Haşr suresinin sonunu, yatsıdan sonra Amener Resulü'yü okumak müstehap mıdır? Cevap: evet, müstehaptır. Sual: namazdan sonra Fatiha okurken eller kaldırılmaz mı? Cevap: evet. Sual: Haşr suresini okurken üçüncüde Estaûzü demek caiz mi? Cevap: evet. Sual: duaya başlarken sonu ve hapla biten duayı mı ve ma erselneke ayetini mi okumak evladır? Cevap: İkisini okumak evladır. Sual: namazdan sonra işi olduğu için tesbihleri çekmeden dua etmek veya sadece ayet-el kürsiyi okumak caiz mi? Cevap: evet. Sual: farz namazlardan önce veya sonra secdeye kapanarak dua edilmez mi? Cevap: namaz içinde secdedeyken dua edilmez. Farz namaz dışında her zaman secdeye kapanıp dua edilir. Ancak farz ile sünnet, sünnet ile farz arasında yapmamalıdır. Nafile namazlarda secdedeyken dua edilebilir. Sual: Amener Resulü'yü dinleyen dua kısmında amin dese caiz olur mu? Cevap: caiz olur. Sual:
Bazıları üç istiğfarı imam selam verdikten sonra okuyor. Allahümme entes selamdan sonra okunması mı gerekiyor? Cevap, evet. Sual, Allah her yerde olduğuna göre namazı niçin kıbleye karşı kılıyoruz diyen uygunsuz kimseleri işitmiştim. Geçen gün düzgün itikatlı bir arkadaş kıbleyi yan tarafına alarak dua ediyordu. Niçin kıbleye karşı dönmediğini sorunca hemen arkasını kıbleye dönerek duaya başladı. Arkadaşın böyle yapması küfrü gerektirir mi? Kıbleye karşı dua etmek sünnet değil midir? Cevap. Önce tevilini bilmeden Allah her yerde demek tehlikelidir. Allah'a mekan ittihaz edilmiş olur. Buysa küfürdür. Allahü Teala mekandan münezzehtir. Dünya, gezegenler, gökler ve arş ezeli değildir. Sonradan yaratılmıştır, mahluktur. Yer ve gökler yokken de Allahü Teala vardı. Onun için Allah her yerde denmez. Böyle söylemek Allah'a mekan göstermek olur. Allahü Teala zamanlı ve mekanlı olmadığı için Allah her yerde hazır ve nazırdır denmez. Fakat Allah zamansız ve mekansızdır. Hiçbir yerde olmayarak hazır ve nazırdır manasında söylemek caizdir. Miftahül Cennet kitabında bir kimse Allah'tan boş yer yok dese kafir olur. Çünkü Allahü Teala mekandan beridir buyuruluyor. Alimlerimiz buyuruyor ki Allahü Teala kainatın ne içinde ne de dışındadır. İçinde dışında olmak var olan iki şey arasında düşünülür. Halbuki kainat hayal mertebesinde yaratılmıştır. Hayal mertebesindeki alemin devamlı var görünmesi Allahü Teala'nın kudretiyle oluyor. Bir kimse hayal kursa, hayalinde çeşitli işler yapsa, bu kimse hayalinin içindedir, dışındadır denemez. Çünkü hayal gerçek değildir. Rüya gören kimse rüyasının ne sağında ne solundadır. Rüyasında yer içer. Hatta rüyasında rüya bile görür. Allahü Teala'nın kudretiyle hep devam etse insan rüyayı gerçek bilir. Rüyadan başka hayat yok zanneder. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar hadisi şerifi içinde bulunduğumuz dünya hayatının bir rüyadan ibaret olduğunu bildirmektedir. Yalnız dünya değil, bütün gezegenler, cennet, cehennem ve her varlık hayal mertebesinde yaratılmıştır. Allahü Teala'nın kudretiyle devam etmektedir. O halde niçin Kabe-i Şerif'e dönerek namaz kılıyoruz? Bunun tek cevabı vardır. Allahü Teala öyle emrettiği için. Daha önce de Kudüs'e doğru kırılmasını emretmişti. Dua ederken kıbleye karşı dönmek de dinimizin emridir. Arkadaşınızın arkasını kıbleye dönmesi normal değildir. Dua eden insana suizan edilmez. Ancak arkadaşınızın sünnete önem vermediği düşünülemez. Çünkü sünnete önem vermeyen kafir olur. Belki senin emrinle kıbleye karşı dönmek istemem diye düşünmüş olabilir. Bu da en azından kibirden ileri gelir. Tövbe edip bir daha da böyle hareket etmemelidir.